Yeni bir gelişme, kripto para borsası TODEX'e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlandı. İddianamede şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in 11.462 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Özgür Yılmaz telefon attığımızda. Özgür. Evet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası TODEX'e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturmada tamamlandı. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve örgüt kurma ve yönetme suçlarından 11.462 yıla kadar hapiste cezalandırılmaları istendi. Fatih Faruk Özer'le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı. Önemli başlıklar var. Hazırlanan rapora göre vurgunun miktarı 94 milyon lira. Bir kez daha belirtelim. Vurgunun miktarı 94 milyon lira olarak vurgulandı. Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirtildi. Hiçbir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. Tabii ki farklı başlıklar da var. Burada iddianamede 572 kişi mağdur sıfatıyla yer alıyor. Belirtelim, aslında mağdur sayısının daha önce yapılan haberlerimizde de belirtmiştik. Çok daha fazla olabileceği de belirtiliyordu. Mağdur sayısı önümüzdeki günlerde artabilir. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanmış, sonra Türkiye'ye getirilmişti. Aslında ilk soruşturmada da hakkında 10 bin yılın üzerinde hapis cezası istenmişti. 7 Eylül 2023 tarihinde görülen karar duruşmasında Faruk Fatih Özer, Gülen Özer ve Serap Özer'in nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurma, yönetme ve örgütü üye olmak suçlarından 11.190 yıl 6 ay hapiste cezalandırılmalarına karar verilmişti. Bir ceza belirtelim. Bu ilk soruşturma sonunda yapılan yargılamada verilen karardı. Ancak şu an için ikinci soruşturmada tamamlandı ve bu soruşturma kapsamında da şüpheliler hakkında 11.462 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıntılar bu şekilde. Özgür Yılmaz aktardı.